tehdidin merkezi Doğu Akdeniz ve Ege'ye kaymış durumda. Yunanistan karasularını 6 milden 12 mile genişletebileceğini söyledi. Bölgede gerginlik üst seviyelere çıktı. Amerika ve İsrail'in kışkırtmalarıyla Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı adımlar atan Yunanistan, 12 mil tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyonlardan herkes vazgeçmeli, kaçınmalıdır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kararlı açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir hamle geldi. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Yunanistan Dışişleri Eski Bakanı Kochias ve Başbakan ve Yeni Dışişleri Bakanı Tsipras'a yanıt, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan geldi. İki ülkenin karşılıklı kıyılarının bulunduğu Ege'ye yönelik, ikili mutabakatın olmadığı adımlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Yüce Meclisimizin 8 Haziran 1995 tarihli bildirisi, bu bağlamda gerekli siyasi ikazı havi olup, geçerliliğini bugün de korumaktadır. Konuya ilişkin görüş ve uyarılarımız Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ne de iletilmiştir. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ı kesin bir dille uyarırken Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de konuyla ilgili kritik noktalara dikkat çekti. Sular ısınıyor, karalar ısınıyor. Amerika ve İsrail, özellikle Amerika Yunanistan'ı itiyor, kışkırtıyor. Yunanistan'ın açıklamalarının savaş nedeni olduğunu belirtti Perinçek. Yunanistan'ın arkasındaki asıl güce değindi. Fırat'ın doğusuyla en fazla ilgili olan ve o konuda en duyarlı, en kararlı ülke Türkiye, onu caydırmak için batıdan bastırıyor Amerika. Arkalarına Amerika'yı, İsrail'i almış durumdalar ve Türkiye'yi de iki cepheden tehdit eder duruma düşürüyorlar. Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Büro Başkanı Emekli Tümamiral Soner Polat da konuyla ilgili Yunanistan Pusuda başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Polat atılması gereken adımları sıraladı. Bugünlerde Yunanistan, Türkiye'nin güneyindeki sorunları, ekonomik sıkıntıları ve diplomatik dağınıklığı fırsat görerek kendi tabiriyle tarihi bir atağa geçmek için gün sayıyor. Yunanistan'ın girişimlerine karşı atılacak ilk adım, önce Ege sorunlarında Türkiye tezlerini net bir politika ile ortaya koymak, bütün dünyaya ilan etmek ve Türk milletini bu tezlerin arkasında mevzilendirmektir.